Fatih Sultan Mehmet'in sol profilden resmedildiği tabloda genel olarak pastel tonlar tercih edilmiş, ışık sultanın yüzünü döndüğü taraftan yansımakta. Fatih Sultan Mehmet'in dünyaca ünlü tablosunu İtalyan ressam Bellini yaptı, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan seslendirdi. Sultan iki yanına yerleştirilmiş uzun dikdörtgen sütunların üzerindeki kemerli kubbeden oluşan zafer takının altında durmakta. It was a very expressive painting and also now I heard the minister's voice explaining it. It's very touching. Görme engellilerin sanata daha kolay erişimi için önce kitaplar okundu. Şimdi ise tablolar seslendiriliyor. Türk Telekom'un Boğaziçi Üniversitesi ve Sesli Betimleme Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirdiği Tablolar Konuşuyor isimli projede aralarında Hoca Ali Rıza'dan Picasso'ya, Ahmet Hamdi Bey'den Salvador Dali'ye kadar ünlü ressamların paha biçilemeyen 20 tablosu görme engelliler için seslendirildi. Eser adı Belleğin Azmi. Eser sahibi Salvador Dali. İlk bakışta göze çarpan, eriyip akan cep saatleri ve resmin ortasındaki gölge koyu zeminde kıvrılıp uzanmış beyazımsı, şekilsiz bir yaratık. Tablolara hayat veren isimler arasında kimler yok ki? Seslendiren Mustafa Sandal. Eser adı Yaşlı Gitarist. Eser sahibi Pablo Picasso. Solgun, mavi gri ağırlıklı renkler kullanılmış tabloda yaşlı, üstü başından yoksul olduğu anlaşılan kör bir adam bağdaş kurmuş bir şekilde yere oturarak öne eğilmiş gitar çalıyor. Eser adı İnci Küpeli Kız. Eser sahibi Johannes Warner. Tuval üstüne yağlı boya. Seslendiren Arzum Onan. Ay sanki akşam üzeri batmak üzere olan güneş gibi çevresine sarı bir ışık vermekte ve bu parlak sarı ton Boğaz'ın suları gibi Galata Kulesi'nin gövdesinde de ışımakta. Ben Jülide Ateş, çok mutlu oldum böyle canlı dinlediğinizi görünce. Çok sevindim, bir elinizi sıkmak isterim. Faydalı olabildi mi bilmiyorum, duygularınızı almak isterim. Güzel anlatabilmiş miyiz? Sizce çok güzel anlatmışsınız. Ne kadar çok detay var. Mesela aslında görenler eminim bu kadar çok detay görmüyordur. Tablolara hayat veren ünlülerin yanı sıra cemiyet ve iş hayatının tanınmış isimleri de düzenlenen gala gecesine katıldı. Ünlülerin yanı sıra Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da İtalyan ressam Bellini'nin 1480 yılında yaptığı Fatih Sultan Mehmet isimli tablosunu seslendirdi. Dolgun yanaklı, beyaz soluk tenli, elmacık kemikleri çıkık. Büyük, kemerli ve ucu üst dudağının üzerine sarkan bir burnu var. Dünyaca ünlü tabloların görme engellilerin anlayabileceği şekilde seslendirilmesi yönünde Türk Telekom'un başlattığı çalışmayı çok çok önemsiyoruz. Hükümetimizin engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik yaptığı birçok çalışma var. Bu çalışmayı da onlardan biri kabul ederek ben de Fatih Sultan Mehmet tablosunu seslendirerek bu çalışmaya katkı vermeye çalıştım. Türk Telekom çalışanı Batu Balcıların kürsüye çağırdığı Türk Telekom CEO'su Paul Doğan ise projeyle ilgili olarak şunları söyledi. Merhaba, ben Batu Balcılar, Türk Telekom'u tanışıyorum. Yine bizim All abilities. Bütün herkesin her yetenekten. And any location, geographical. Coğrafi olarak nerede bulunduğundan bağımsız olarak. And all income levels. Yine gelir düzeyinden bağımsız olarak. That's the internet. Her yere erişim sağlayan şey internet. Thank you very much. Teşekkürler. Thank you for your speech, Mr. Doğan'ın. Gala gecesine katılan dünyaca ünlü görme engelli ressamımız Eşref Armağan da bir performans gerçekleştirdi. Peki tabloların betimlemeli anlatımının yer aldığı uygulama nasıl çalışıyor? Telefon kütüphanesi sistemimizin adı. Bu hem sabit telefonda hem iOS hem de Android'de o iki uygulamalar aracılığıyla erişebildiğimiz bir ekran. Tablolar konuşuyor. Bakın burada tablolar konuşuyor alanını görüyoruz. Bu tablolar konuşuyor yeni eklenen bir alanımız. Burada tablolar konuşuyor ekranına girdiğimde burada var olan tabloları göreceğiz. Şimdi tablolar arasında tablolar dolaşalım. Konuşuyor. Ailesteki yatak odası. Ressamı Vincent van Gogh. Türü yağlı boya.
gördüğünüz gibi bana tablo ile ilgili genel bilgileri okudu. Tablonun genel bilgileri, ne zaman üretilmiş, boyu, ölçüleri gibi. Dokunursam da dinleyeceğim. Dünyaca ünlü 20 tablonun yer aldığı sergi 17 Eylül akşamına kadar gezilebilir.